Şimdi hocam reklamdan önce e, bu şampiyonluklar, başarılar müthiş de Türkiye'de bir de yerli antrenör olmanın verdiği bir e, evet. durum var. O durumu da e, işte kısa bir özetle ben başlattım dedin ama sahiden sen başlatmışım bunu şimdi düşününce. Evet. Başakşehir şampiyon yap ertesi sezon gönderil. Beşiktaş şampiyon yap ertesi sezon gönderil. Trabzonspor'u yap gönderil. Evet. Ve bu bir Türk antrenör özellikle sizin jenerasyonunuz yani genç e, hocalar için de bir e, bence korkutucu bir halde evet. aldı. Bunun ben da... dersimi aldım <laughs> ben daha gönderilmem <laughs> bu kadar <laughs> bu bir yandan böyle şey yapmıyor mu ya bu kadar emek bu kadar evet. şey hani e, çalışma e, yabancı bir antrenöre gösterilen tahammülün yarısı gösterilmiyor evet yani bir kere futbol acımasız yani teknik adamlar için özellikle e, bazı ülkelerde daha da acımasız yani bizim ülkemizde onlardan biri yani çabuk tüketilen e, çabuk tüketen bir e, yapımız var burada yani bazen yabancı teknik adamları da bunu yapıyoruz. Yani sadece bunu Türk yabancı olarak ayırmamak lazım ama e, Türklere biraz daha kolay yapıyoruz. İşte bizim evladımız oluyor, bizim canımız. Onlara biraz daha kolay yapıyorsunuz ama genel olarak yani Türkiye'de bir acele var, telaş var. E, hemen yani hoca değiştiğinde yani her şeyin, camialardı. her şeyin değişeceği düşünülüyor. Bu bazen çok olumsuz yöne de gidebiliyor. Geçen sene Galatasaray bunu net bir şekilde yaşadı. E, yani Fatih Hoca ayrıldıktan sonra... Ee, yine belki yani her şey düzelecek diye hayal edildi ama e, daha da kötüye gidiş başladı. Yani burada o, o teknik adam değiştirmek yerine tabii ki yani burada biraz sabır gerekiyor ama sabır da bu işin içerisinde çok fazla yok. Hiç burada kulüp yöneticileri de enteresanlar. Bir tane şey örnek var mı böyle e, şampiyon olmuş hocayı ertesi sezonun başında hemen apar topar gönderip o sezonu kurtarmış takım yok. Evet yok. Yani ya daha ben hiç bilmiyorum. Genelde daha kötüye daha gidiyor. çoğunluğu yani neredeyse evet, tamamı evet. daha, bir, daha bir kötüye bir gitti. ölçüde kötüye gidiyor. Zaten o yeni hocanın gelmesi, adaptasyon süreci, takımı tanıması yani bu kısa sürede etki edecek bir şeyler olmuyor. Ee, o yüzden biraz daha burada sabırlı olmak gerekiyor öncelikle. Yani hocalara sabretmek gerekiyor. E şey var tabii. Hani her sene şampiyon olmak zorunda yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Yani birincilik, başarı, ikincilik, üçüncülük hep başarısızlık tabii. olarak gözüküyor. Yani Eskiden Şampiyonlar Ligi varken ikinci takım için aslında Şampiyonlar Ligi'ne önelemeye gitmek e, başarılı yerlerden biriydi bana göre. Bir Tabii. sonraki sene bu olacak aslında. Yani bir sonraki sene yine iki takım Şampiyonlar Ligi önelemesine gitme şansı olacak. Bu biraz daha Şampiyonlar Ligi getirse prestiji anlamında oraya girmek de çok önemli olacak. Belki ikincilik de bir sonraki sene değerli olacak. Ama bu sene mesela en değerli şey şampiyonluk. Yani ikinci, üçüncü, evet. dördüncü işte konferans kupasına gidiyor. Yani çok bir anlamı kalmıyor ikinci, üçüncü, dördüncü olmanın. O yüzden önümüzdeki sene bu daha değerli olacak. Ama genel olarak Türk teknik adamlar için bu şeyi yaşıyoruz. Yaşadık yani son üç şampiyonun bunu yaşaması da aslında bir tesadüf değil. İnşallah dediğim gibi ben bunu atlatmışımdır. <laughs> Umarım atlatmışsınızdır. <laughs> ee, Sergen Hoca Fenerbahçe'ye giderse başarılı olur mu? Ya ben Sergen'in her gittiği takımda başarılı olduğunu net bir şekilde gördüm. Yani nereye giderse gitsin bence etki etti. Başarılı oyunlar oynattı. Bir kere bir şampiyon takımlara aslında oyun olarak çok uyuyor. Sergen Hoca'nın oyunu. Bence yani akıllı bir kere yani e, ligi biliyor, oyuncuyu biliyor, oynanacak oyunu biliyor. Bu anlamda her gittiği yerde başarılı oldu. Yine e, bir yere giderse bir seçim yaparsa yine başarılı olacağını düşünüyorum. Ee, soru yarı kaldı o sorunun devamını sorayım. 9 şampiyonluk, ikisi hoca, 7'si oyunculuk. Bu evet. kariyerin devamında Galatasaray'da yapacaklarım yaptım dedikten sonra Okan Buruk'un hedefi neresi ve nasıl bir teknik direktörlük kariyeri? Yani e, tabii ki benim için ilk hedef tabii uzun yıllar Galatasaray'ın teknik direktörü olmak, orada kupalar kazanmak. Bu çok önemli. Yani bu e, şu anda hep kafamda bunu yaşıyorum. Ama e, hep şunu söylüyorum. Yani Türk teknik direktörler için yurt dışına açılma e, zamanı geldi bence. Yani yurt dışına açılmamız gerekiyor. E, nasıl Türk oyuncular, genç oyuncular yurt dışına gidiyor? E, burada biraz da tabii ki network'ümüzü genişletmemiz gerekiyor. Yani geçen gün bununla ilgili Yine Servet yardımcıyla sevgili onunla konuşmuştuk. Yani biraz daha buradaki başarılı teknik adamların yurt dışında bunu evet. lanse etmesi, kendini tanıtması gerekiyor. Yani Okan Buruk bu sene burada şampiyon olduysa birçok yerde bunu e, özellikle futbolun içerisindeki insanların bilmesi, oralara ulaşmak gerekiyor. Bununla ilgili profesyonel bir çalışma da gerekiyor aslında özellikle te Türk teknik adamlar için. Yani bununla ilgili Hamit Altın Topla da e, e, konuşuyoruz hep. E, onun da bu anlamda destek aldığı yerler var. Biraz da kendimizi tanıtmamız gerekiyor. Yani bunu nasıl Portekiz yapıyor, başka ülkeler yapıyor. Yani Sırbistan, Hırvatistan bile Hırvat, Hırvatistan'a bakıyorum. Birçok hocası tabii. yani dünyanın birçok yerinde çalışıyor. Ama Türk hocalar sadece Türkiye'de çalışıyor. Bunu kırmamız gerekiyor. Yani özellikle bizim bizim jenerasyonun yurt dışına hedef seçmesi şart. Yani ileride bir gün tabii ki ben çalışmak isterim yurt dışında. Yani yurt dışında futbol oynadım. Bunun güzelliğini tattım aslında. Yani İtalya'da Tabii. futbol oynadım. Önemli oyuncularla beraber oynadım. Bir Peki dil öğrendim, bir kültür zaman. öğrendim. Yani bu çok aslında insani anlamda da yani kişisel anlamda da kişisel gelişim için de çok önemli oluyor. Yani sosyal hayatınız farklı oluyor. Birçok şeyi yaşıyorsunuz. O yüzden yani yurt dışında çalışmak isterim. Yani burada Türk teknik adamların da kendini orada duyurması gerekiyor. Belki Avrupa kupalarında yakalanacağınız başarılar sizi biraz daha Avrupa'ya götürüyor. Yani bunu Fatih Terim örneğinde de gördük. UEFA kupasını kazandıktan sonra Fiorentin hocası oldu. Yani Avrupa'daki başarı Türk teknik adamları biraz daha yurt dışına götürecek.